Arkadaşlar merhaba. Bugün 14 Mayıs Cuma ABD Pimlico yarışlarında altılı ganyan yorumlarıyla karşınızdayım. Her zaman yaptığım gibi yurt dışı bahisçilerin bugünkü koşulara ait seçimlerini vereyim. Bu ekranda gördüğünüz web sitesini videonun sonunda yorumlar kısmına ekliyorum. İsteyen arkadaşlar oradan daha detaylı olarak bakabilirler. Bugünkü koşular Race 6 ile başlıyor. Race 6 altılı ganyanın ilk ayağı, Race 11'de altılı ganyanın 6. ayağını oluşturuyor. Burada gördüğünüz seçimlerden de istifade edebilirsiniz. Gelelim yarış programına. Altılı ganyanın ilk ayağı 21.05'te bir opsiyonlu satış koşusuyla başlıyor. 1200 metre kum pisti 3 yukarı İngilizlere mahsus şartlı bir koşu. 12 isim start alacak. Bana göre günün en zor koşusu diyebilirim. 2 numaralı Belle Tapisserie var. Carol Sedano ile start alacak olan. Koşuya gittiğimizde koşunun 28.000-35.000 aralığında bir şartlı koşu olduğunu görüyoruz. 2 numaralı Belle Tapisserie son 4 startını kazanmış arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi 1 boydan fazla, 3,5 boy, 4 boydan fazla ve yaklaşık 1 boy farkla tamamı bu senede start almış. 1100, 1200, 1100 ve 1000 metrelerde kum pistte tamamı. 1100'dekini 1.05.16 ile, 1200'dekini 1.11.32 ile, 1100 metredekini 1.03.62 ile ve 1000 metre son start 29 Nisan'da bu hipodromda 56-98 derecesiyle yaklaşık bir boy farkla aynı jokeyle kazanmış. Son 4 startını da aynı jokeyle start almış. Onu belirteyim. İkinci olarak 7 numaralı Wonder Where Craig Is, Sheldon Russell'la start alacak olan bir isim. Gördüğünüz gibi üst grup koşulardan bu koşuya geliyor. Uzun bir aradan sonra start alıyor 7 numara. Yaklaşık 250 gün sonra start alıyor. Koşularına baktığımızda son startı 1200 metrede grup 2 bir koşuda dördüncülüğü var. Ondan önce de bir listed koşu 1200 metre kum pisti yine ikinci gözüküyor. Ancak protesto sonucu üçüncüye atılmış bir isim. 1 numaralı Jeopardy James, Daniel Santana ile start alıyor. Son 2 startını kazanmış. Bunlardan geçen seneki son startındaki Maiden koşuyu burun farkıyla kazanıyor. Daniel Santana ile 1.10.69'da kazanıyor. 1200 metre kum pistte. Bu seneki 27 Mart'taki tek startında da 1400 metre kum pistteki koşuyu 1.22.63 derecesiyle yarım boy farkla kazanan bir isim. 4 numaralı Air Token, Thais Lapasutina ile start alıyor. Bu sene 2 kez start almış. Bir Black Type koşuda 1600 metre kum pistte, bir de satış koşusunda 10 binlik bir satış koşusunda son startında ikinciliği var 1600 metre kum pistte. 5 numaralı Charles Victory, David Cohen'le start alacak olan bir isim. Bugünkü koşuya nazaran üst grup koşularda start almış son startlarında diye söyleyebiliriz. 3 numaralı Where Paradise Lies, Brad Ortiz Junior ile start alıyor. Into Mischief yavrusu. Bu da üst grup koşulardan bu koşuya geliyor diye söyleyebiliriz. Bir de 9 numaralı Best of Greeley var. Önerebileceğim Luis Saez ile start alıyor. Son startında 40 binlik bir satış koşusunu 1300 metre kum pisti 1.17.16 ile yaklaşık 3 boy farklı aynı jokeyle kazanan bir isim. Geldik altılı ganyanın ikinci ayağına. Altılı ganyanın ikinci ayağı da bir opsiyonlu satış koşusu Çin pistte. 3 yukarı yaşlı İngilizlere mahsus koşuda gördüğünüz gibi 13 isim start alıyor. 8 numaralı McElmore Avenue, ilk önereceğim isim Luis Saez ile start alacak olan. Bu koşu da biraz zor bir koşu arkadaşlar. Koşuya gittiğimizde koşunun 28.000-35.000 aralığında bir satış koşusu olduğunu görüyoruz. Toplam ikramiyesi 55.000 dolar olan. 8 numaralı McElmore Avenue, Luis Saez ile start alıyor. Son startında bir ikinciliği olmakla birlikte ondan önceki 4 startını da kazanıyor. Üst grup koşularda olduğunu söyleyebilirim. Kazandığı koşuların tamamı 1600 metre kum pistte bu koşular arkadaşlar. 1600 metreyi 1.39 tamam 1600'lü 1.39.19'la, 1.36.35'te, 1.36.39'da ve 1.36.16'yla son 5 startının 4'ünü kazanmış. Bunlardan bir tanesi kazandığı startlarından bir tanesi bu sene, diğerleri geçen sene. 7 numaralı Honest Pair var. Ricardo Santana Junior'la start alacak olan bir isim. Son startında oldukça üst grup bir şartlı koşuda 10. olmuş. Ancak bundan önce 40 binlik bir şartlı satış koşusunda ikinciliği var. 5 Mart'ta Fairgrounds Bodrum'da 1700 metre çim pistte. Boyun farkıyla bir ikinciliği var 7 numaranın. 1 numaralı Lucky Ramsey Carol Sedano ile start alıyor. O da bu sene 2 kere start almış. Bir ikinciliği, bir altıncılığı var. 12.500'lük ve 25.000'lik satış kurslarında. 10 numaralı Hanalee's Houdini Kevin Gomez ile start alıyor. Son startında 35.000'lik bir satış kursu, şartlı satış kursunda ikinciliği var. İki isim daha söyleyeceğim burada. Small Hope, Javier Castellano ile start alacak olan 11 numaralı Small Hope yazılabilir. Son olarak da 12 numaralı Street Capra yer vermek istiyorum. Jose Ortiz'den dolayı son startında 35 binlik bir satış koşusunda burun farkıyla ikinciliği var. 1600 metre çim pistte. Geldik günün 3. koşusuna. Bir grup 3 koşu. 1800 metre kum pistte 3 yukarı İngilizlere, dişi İngilizlere mahsus bir açık koşu. Koşuda 5 numaralı horologist öne çıkıyor. Junior Alvarado ile start alacak olan William Mott'un antrenör ettiği. Koşuya geldiğimizde koşu bir grup 3 koşu. 150 bin dolar toplam ikramiyeli bir koşu. 5 numaralı horologist Junior Alvarado ile start alıyor. Son startında bir listed koşuyu aynı jockey ile kazanmış bir isim. Bir boy farkla 100 binlik bir listed koşu. 1.15, 1.52, 14 derecesiyle 1800 metre kum pistteki koşusu. Bu seneki tek startı. Ondan önce de arkadaşlar oldukça üst grup koşularda start almış. Geçen sene burada da gördüğünüz gibi bir grup 2 ve bir grup 3 koşu kazanmışlığı var. William Mott'un antrenör ettiği Junior Alvarado ile start alacak olan 5 numaralı horologist 3. ayaktaki ilk isim. Sonra 4 numaralı Javier Castellano ile start alacak olan Getrid of What Lies You yazılabilir. O da son startında bir grup 1 koşuda 4.'lüğü var. Ondan önce de grup 2 koşuda bir 3.'lüğü var. Bu seneki 23 Ocak'taki ilk startında da 1600 metrelik kum pistteki koşuyu 1.38.56 derecesiyle 1.5 boy farkla kazanmış. Listed koşu 150 bin dolar toplam ikramiyeli. 3 numaralı Spice is Nice John Velasquez ile start alıyor. O da bu seneki tek startında 62.500 dolarlık toplam ikramiyeli bir şartlı satış kursunu 1700 metre kum pistte 1.43.01 derecesiyle 2 boydan biraz fazla bir farkla kazanmış. Favori olduğu bir koşu. 2 isim daha yazacağız burada. 8 numaralı Lucky Stride Brad Ortiz Junior ile start alıyor. Bu sene 3 kere start almış. 3'ü de 3 koşunun ikisi 1700, sonuncu koşusu 1800 metre kum pistte tamamı. 1700 metre kum pistteki 16 Ocak'taki ve 20 Şubat'taki koşularını kazanmış. 1.43.38 ve 1.44.24 derecesiyle son startında da listed koşuda bir boydan biraz fazla bir farkla üçüncülüğü var. Horologist'in kazandığı yarışta üçüncü oluyor. Horologist 5 numaralıydı hatırlarsanız. Son olarak da burada Mr. Danvers var. O da Joel Rosario ile start alacak. 1800 metre kum pistteki son startında horologist'in kazandığı Mr. Danvers'ın ikinci olduğu koşuda ikinci oluyor. Lucky Stride'ın üçüncü olduğu koşuda bir boy farkla 6 numaralı Mr. Danvers ikinci oluyor. Altılı Ganyan 3. ayağındaki 5. isim önereceğim. Geldik Altılı Ganyan'ın 4. ayağına 1000 metre çim pistte 3 yukarı İngilizlere, dişi İngilizlere mahsus bir listed koşu. The Very One Stakes. Koşuda gördüğünüz gibi 7 numaralı Candy Queen ve Buffsley Now 8 numaralı ikili olmak üzere toplam 12 isim start alıyor. Burayı 3 isimle geçeceğiz arkadaşlar. 11 numaralı Dixie in Candyland var. Koşuya gidelim. Koşu bir listed koşu. 100 bin dolar ilk toplam ikramiyeli bir koşu. 11 numaralı Dixie in Candyland Joel Rosario ile start alacak olan bir isim. Son startında 85 bin dolarlık bir üst düzey şartlı koşuyu 1100 metre çim pistte baş farkıyla kazanmış bir isim. Sonra aynı koşuda ikinci olan Catch a Beat var. 9 numaralı. Luis Saez ile start alıyor. İşte baş farkıyla ikinciliğini görüyorsunuz. Dixie Candyland'in kazandığı koşuda. Dixie in Candyland 1100 metre çim pistteki koşuyu 1.02.38 ile kazanmıştı. Onu da söyleyeyim. 9 numaralı Catch a Beat ikinci isim 4. ayaktaki. Son olarak da burada 3 numaralı Caravel Florent Gerox'la start alacak olan bir isim. Caravel'de kariyerinde 6 kez start almış. Bunların da üst düzey koşu olduğunu görüyorsunuz. Mesela geçen seneki son startında 1300 metre sentetik pistteki koşuyu 1.15.40'la yaklaşık 5 boy farkla kazanmış. Diğer bir deyişle kariyerindeki 6 startının 4'ünü kazanmış. Diğer ikisinde de 2 üçüncülüğü olan bir isim. Altılı Ganya'nın 4. ayağında önereceğim son isim olacak. Altılı Ganya'nın 5. ayağına geldik. Yine bir grup 3 koşu yanılmıyorsam. 1200 metre kum pistte 3 yaşlı dişi İngilizlere mahsus bir koşu. Miss Preakness Stakes. Burada da 3 isimle geçeceğiz. 1 numaralı Abrogate'e ilk sırada yer veriyorum. Koşu bir grup 3 koşu. $150.000 toplam ikramiyeli bir koşu. 1 numaralı Abrogate Ricardo Santana Junior'la start alıyor. Kariyerinde 5 kez start almış. Bunlardan 3'ünü kazanmış. Bu 3 kazandığı koşunun tamamı 1200 metre kum pistte. Oldukça üst grup koşular. $200.000 toplam ikramiyeli bir listed koşu. 3 Nisan'da 1200 metre kum pistte 1.10.54 derecesiyle kazanmış. Diğer kazandığı koşu 1200 metre kum pistte yine 1.11.03 ile üst grup bir şartlı koşu. İlk startında da $85.000'lık üst grup bir maiden koşuyu 6 boy farklı kazanmış. 1.10.53 derecesiyle ilk yer vermek istediğim isim Altılı Ganya'nın 5. ayağında. 5 numaralı Street Lute var. Javier Perez'le start alacak olan bir isim. Street Lute'da son 7 startında 1200 ve 1400 metrelerde mücadele ettiği Black Type koşulardan 5'ini kazanmış bir isim. Burada da görüyorsunuz 1400 metredeki Black Type koşuyu 1.23.59'da kazanmış. Ondan önce 16 Ocak'taki bu seneki ilk startını 1200 metre kum pistte 1.10.85'te 5 boy dereceyle aynı jokeyle kazanmış. Geçen seneki 3 Black Type koşuyu da kazanmış. Burada gördüğünüz gibi 1200, 1400, 1400 kum pistte 1400'dekini 1.23.39, diğer 1400'dekini 1.24.83 ve 1200'dekini de 1.09.85 ile kazanmış. Tamamı kum pistte bu bahsettiğim isimler dereceler. Son olarak da 7 numaralı Inject var. Florent Gerox'la start alacak olan bir isim. O da son 5 startında tabelada yer bulmuş bir isim. 2 ikinciliği, bir galibiyeti, bir üçüncülüğü var. Bir de dördüncülüğü var. Son startında da $81.000'lık bir üst grup koşuyu boyun farkıyla kazanmış. 1200 metre kum pistteki 1.09.99 derecesiyle. Geldik Altılı Ganya'nın son ayağına. Bir stakes koşu yine. 3 yaşlı dişi İngilizlere mahsus 1600 metre çim pistte koşulacak Hilltop Stakes. Ben burada 5 numaralı Bubbles on Ice'ı tek vereceğim arkadaşlar. Javier Castellano ile start alacak olan. Koşuya geldiğimizde koşu $100.000 toplam ikramiyeli bir koşu. 5 numaralı Bubbles on Ice İrlanda'da koşu hayatına başlamış. Orada gördüğünüz gibi grup 1 koşularda start almış. Üst grup koşuları olduğunu söyleyebilirim. Amerika'ya geldikten sonra 18 Nisan'daki Aqueduct Park Hipodromu'ndaki Amerika'daki kariyerinin ilk koşusunda 1700 metre çim pistteki bir listed koşuyu baş farkıyla Javier Castellano ile kazanmış. Bugün de aynı jockey ile start alıyor. Christophe Clement'in antrene ettiği bir isim. Büyük bir ihtimalle de bu koşuyu da kazanacaktır diye söylüyorum ve tek olarak öneriyorum. Geldik 7'li plasenin ilk ayağına. 7'li plasenin ilk ayağı 3 yukarı dişi İngilizlere mahsus 1000 metre çim pistte bir sprint koşu. Koşuda gördüğünüz gibi 16 isim start alacak gözüküyor. Koşuya gidelim. Koşu $52.000 toplam ikramiyeli bir şartlı koşu. 8 numaralı Beantown Baby arkadaşlar önereceğim isim. Joel Rosario ile start alacak olan, son startında bir 25.000 dolarlık satış koşusunu 6.5 boy farkla kazanmış. Son 6 startında 3 galibiyeti, 3 de ikinciliği olan bir isim. Bu koşuda 7'li plase için yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Geldik 6'lı ganyan şablonuna. 6'lı ganyan şablonuna geçmeden önce arkadaşlar bu site var benim idare ettiğim, www.xpracing.com. Herhangi bir abonelik gerektirmiyor veya e-mail gerektirmiyor. Koşu programına, galoplara, koşular esnasında koşuların sonuçlarına dahi ulaşabilirsiniz. Atların videolarını seyredebilirsiniz. Geçmiş performansta, geçmiş koşularının videolarını seyredebilirsiniz. Siteye girdiğinizde sağ üst köşeden Türk bayrağını seçerek Türkçe olarak kullanıma hazır bir site. Faydalanabileceğinizi düşündüğüm bir site. Bir diğer konuda abone değilseniz şuradaki abone ol butonuna tıklayarak abone olursanız sevinirim. Altılı ganyan şablonu ekranda gördüğünüz şekilde arkadaşlar sadece benim yaptığım bir çalışma, yani size yol göstermek adına mutlaka kendi çalışmalarınızı da ekleyin derim. İlk ayak zor bir koşu. 2 numaralı Belle Tapisserie, 7 numaralı Wonder Where Craig Is, 4 numaralı Air Token, 5 numaralı Charles Victory, 3 numaralı Where Paradise Lies, 1 numaralı Jeopardy James ve 9 numaralı Best of Greeley yer verdiğim isimler. İkinci koşu da biraz zor bir koşu. 8 numaralı McElmore Avenue, 7 numaralı Ona Spear, 1 numaralı Lucky Ramsey, 10 numaralı Hanalee's Houdini, 11 numaralı Small Hope ve 12 numaralı Street Capra. Üçüncü ayak 5 numaralı Horologist büyük bir ihtimalle favori çıkacak. 4 numaralı Getrid of What Lies You, 3 numaralı Spice is Nice, 8 numaralı Lucky Stride ve 6 numaralı Mr. Danvers yer verdiğim isimler. Dördüncü ayakta 3 isimle geçtik. Bir listed koşu. 11 numaralı Dixie in Candyland, 9 numaralı Keçebit ve 3 numaralı Caravel yeterli gibi gözüküyor bu koşu için. Bir sonraki ayak bir grup 3 koşu. Miss Preakness Stakes, 1 numaralı Abrogate, 5 numaralı Street Lute ve 7 numaralı Inject önerilerim arasında. Son ayakta da 5 numaralı Bubbles on Ice, Javier Castellano ile Amerika'daki ilk startını kazanan bir isim idi. Altılı ganyan bu şekilde. Hepinize hayırlı cumalar diliyorum. Bayramınız da bu arada, ikinci günü bayramın, bayramınızı da kutlarım. Tekrar yarınki Pimlico yarışlarında Preakness Stakes koşusu koşacak. Oldukça güzel koşular var. Yarınki koşulu yorumlarıyla görüşmek üzere. Hepinize bol şanslar diliyorum.